merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Mevsim kış. Aylardan Ocak ayı. Artık budama zamanı. Dolayısıyla meyve ağaçlarının budama zamanı geldi. Şurada gördüğünüz gibi bir beyaz dut ağacı, bir de ıhlamur ağacı var. Aslında ben buraya ıhlamur fidanı dikmiştim. Yan tarafında kendiliğinden bir dut fidanı çıktı. Kendisi çekirdekten çıktı. Sonra ben buna aşı yaptım. Şu an için çok güzel dut veriyor. Geçen sene ilk defa dutunu yedik. Çok lezzetli. Dibinden kesmeyeceğim ama ıhlamur ağacına da bir gelişme yeri açmak için şu dalı şuradan keseceğim. Çünkü bakarsanız ıhlamur ağacına bakarsanız ıhlamur ağacının gelişmesine dut ağacı engel oldu. Bunun için hem ıhlamur ağacı bir miktar daha gelişsin hem de dut ağacı varlığını devam ettirsin diye ben dut ağacımızı şuradan keseceğim ve dolayısıyla ıhlamur ağacını da bir miktar serbestleşmesini sağlayacağım. Evet, çok hızlı bir şekilde dezenfektan madde sıkıyorum budama araçlarıma. Geçen seneden beri bunlara dezenfektan maddeyi sıka sıka hep küflendiler ama küflensinler. Küflenmeden ya da küften ağaçlara hiçbir şey olmaz ama bir başka ağaçtan bulaşmış olan mantar mikrobu ya da başka mikroorganizmaları kendi bahçemizdeki ağacımıza bulaştırırsak o zaman çok kötü sonuçlar ortaya çıkar. Dut ağacımızın az önceki göstermiş olduğum kolunu şuradan keseceğim. Ama şimdi büyük bir kol çıkacak. Diğerlerine de zarar verecek. Onun için küçük küçük keserek çıkarayım. Önce şu kolu bir keseyim. Sonra şunu keseyim. Şimdi o kadar ağırlığı birlikte hem taşıyamayabilirim hem de ıhlamur ağacının üstüne düşünce onu kırar. Onun için küçük küçük parçalar halinde çıkaracağım. Şuradan kesebilirim. Burayı kapatması için mümkün mertebe tırnak bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü ağacımız bir müddet sonra bu kesi yerini kendisi kapatacaktır. Daha sonra şekil şemal verir. Başka yerlere taşırız. Şunu da alıyorum. Şimdi dut ağacımızı kollarını uç alma yapmayacağım. Çünkü uç alma yaptığımız zaman ağaç kendini büyütmeye gidiyor. Meyve verimi az oluyor. Zaten ağacın yarısını kestik. Geri kalan kısmından biraz meyve yiyebilmek için ağacımızın bazı dallarını alacağım. Kuruyan, yarılan, üst üste binen dallarını alacağım. Diğer dalları kalacak ve bu yıl inşallah Mayıs ayı gibi dudunu yiyeceğiz. Evet, çok fazla kesi yapmayacağım. Şuna bakıyorum. Evet, şu nedir? Bu dursun. Bundan meyve alabiliriz. Şu yukarı giden bir dal ama bir müddet sonra bu aynı şekilde ıhlamur ağacına zarar verebilir. Onun için bunu şurada kesiyorum.
ıhlamur ağacına doğru bir miktar gelmiş ama bu gelsin, bunlar meyve gözleri. Onun için bu meyve gözlerinin ucundan azalıyorum ıhlamur ağacına doğru gidenleri. Dibinden kesmeyeceğim. İlerleyen zamanda kesebilirim dibinden. Evet, şunlar diğerlerine gölge yapacağı için onu alıyorum. Bunu alıyorum. Bu biraz tırnaklı oldu. Onun için şunu testereyle dibinden kesiyorum. Evet. Şunu da aynı şekilde dipten kesiyorum. Evet. Şu an dut ağacımızla kesebileceğimiz çok fazla şey yok. Şu dikine giden, üsttekine de temas ediyor. Onu kestim. Bunu normalde kesmem lazım. Ağacın o tarafını çok kestiğim için buna dokunmuyorum. İlerleyen zamanda büyük ihtimal seneye bunu keserim. O zamana daha da yükselir. Ama bu sene meyvesini yemek istiyorum. Yeni dünya ağacına doğru giden bir miktar dal var. Bu dallardan bu yıl meyve almayı düşünüyorum. Önümüzdeki yıl inşallah duruma göre bakacağız ama şu dalı alıyorum. Buralar Akdeniz bölgesi, Mersin, Silifke. Havalar biraz sıcak gittiği için Ocak ayının 29'u bugün, aslında Ocak ayı. Havalar 15 gün öncesine kadar çok sıcak gittiği için ağaçlara su yürüdü, ondan dolayı böyle bir miktar ağlıyor. Şu an dut ağacımızda yapacağımız budama bu kadar. Şu kesi yerine su tut maddesi sürüyorum. Su tut maddesini büyük kesi yerlerine sürüyorum. Ağacımızı adeta pansuman yapıyorum. Çünkü ağacımız bir ameliyat geçirdi. Nasıl ki insan ameliyat olduğu zaman pansuman olursa, dut ağacımızın da bu kesi yerinin, yani yarasının pansuman edilmesi gerekir. Değerli izleyicilerim, beyaz dut ağacımızı kutlamayı bitirdik. Merak eden değerli izleyicilerim için umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.